Biz Hood'u oynuyoruz. Piksel bir oyun. Woodhex tarafından. Ya da artık orada et mi var? O Woodhex mi? Kutex mi? Bilemiyorum. 2019 yılında yapılmış. Çok da lafa gerek yok. Bakalım dil seçeneği var mı? Evet. İngilizce oynamaya gerek yok. Türkçe rahat rahat oynayalım. Ardıl çeviri yapmakla uğraşmayalım. Müzikle ses efektleri yeterli. Başlayalım. Trobur krallığının başında Umlenor diye bir kral varmış. Geçmek için Z'ye bas. Bıyık güzelmiş. Çığlık tablosundaki şeye benziyor, karaktere benziyor. Bu kral gece geç saatlere kadar çalışır, lüksten daima kaçar. Ne yaparsa halkının rahat etmesi için yaparmış. Bu arada o ağız zannettim ama sanırım o sakal. Umlenor sayesinde Troburg'un karnı doymuş. Buğdaylar ambarlara dolup taşmış. Ceplere, kasalara kese kese paralar girmiş. Fakat hesaba katılmayan bir şey vardı. O da şeyin ayrı yazılmasıydı. Yağmayla karnını doyuran, koca krallıkları yiyen Goroklar, Trobur krallığının üstüne üstüne geliyorlardı. 6 saat süren bir kuşatmadan sonra Trobur krallığı yenik düştü. Güçlü vatandaşları toplama kamplarında köle olarak çalıştırılıp, zayıfları sırf eğlence olsun diye ormana salıp avlıyorlardı. Manyaklara bak. Umlenor ve o anda yanında bulunan krallığın büyücüsü Adraneus'u ise akla hayale gelmeyecek bir yere hapsettiler. Sonra ne mi oldu? Son. Kredit. Witcher 3'e benziyor sağdaki karakter. Şey, Geralt'a benziyor. Ne Witcher 3 ya? Oyuna benzettim adamı. Uyan uyan! Neler oluyor? Neredeyiz biz? Tabii Witcher'ı oynamadım. O da ayrı bir mesele. Şimdi çok hani oynamışım da zannetmeyin öyle dedim diye. Bilmiyorum. Duvarda lav çatlakları var ve burası çok sıcak. Muhtemelen yerin oldukça altındayız. Lanet olsun! Lanet olsun! Ne yapacağız şimdi? Buradan çıkacağız. Rudusuyu bamlare bahrib ub. Bu bir haber alma duyurusudur. Troburg kralı şey Troburg halkı zor durumda Umlenor. Ronel mu? Tamam, diğer isimlere de denedim testten okumayı da pek anlamlı şeyler çıkmıyor. Goroklar tarafından madenlerde, tarlalarda köle olarak çalıştırılıyorlar. Bize ihtiyaçları var. Bu yerden hemen çıkmalıyız Adraneus. Kımmeç sunot abatik kitaba donus cem. Amık. Çok güzel. Psst. Adraneus, kim seslendi? Benim. Kendimi bir kitaba dönüştürdüm. Çantanın içinde bir çift demir eldiven, bir kitap, bir adet mavi taş, bir adet tohum, bir matara dolusu su ve biraz yiyecek var. Bu eşyalar kozmik envanterimde bulunan birkaç ıvır zıvır. Kelton Dağı'nın zirvesinde lanetlenmiş bir ordu var. Zamanında taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayan bu orduyu çok büyük bir büyücü dünyamızın bekası için lanetledi. Bir efsaneye göre her kim bu laneti bozarsa ordu onun emrine girecektir. O dağa gidip askerleri emrin altına almalısın Umlenor. Troburg'u ancak böyle kurtarabiliriz. Hikaye güzel, beğendim. Diyaloglar da hoş. Ben çok yaşlıyım Umlenor. Sürekli beni kollamak durumunda olursun. Bu seni yavaşlatır. Yolculuğuna engel olmamak için kendimi bir kitaba dönüştürdüm. İçimde kesinlikle okuman gereken bilgiler var. İstediğin zaman çantandan çıkarıp veya B'ye basıp bana danışabilirsin. Var ol büyük Adraneus. Mutlaka B tuşuna basıp okuyacağım. Güzel dördüncü duvar kardeş. Şimdi WASD ile gidelim. Dediğim gibi demir yumruk bir kayayı bile kırabilir. Çok da göremiyorum oyunun parlaklığını. Açabiliyor muyum acaba? Başka da bir parlaklık yok. Mecbur böyle yapacağız, dayanacağız. Evet. Kırmadı ama. Ha, geriden geleceğim. Güzel. Şu yukarıdaki şey bir çeşit lamba galiba. Ha? Bir dakika. Oo, demir yumruk çok iyi özellikmiş.
Tam bir çeşit lamba da pek bir özelliği yok galiba etrafı aydınlatmak dışında. Demir yumruk ile daha uzağa zıplayabilirsin. Tüh. Üzücü. Yalnız bir şey aldım az önce havada. Ne aldım acaba? Çift zıplama var mı? Yok. Yapacağım arkadaşlar, sakin olun, sinir olmayın. Ben sakinim. Heh, güzel. Çok güzel oyun bu arada, beğendim. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Kontroller çok akıcı. O ne be? Aa, hasar alıyorum şeyden, dumandan. Yani mantıklı. Aa, yine bir hasar aldım. Mecbur bekleyeceğiz o zaman. Görmeye çalışıyorum ama bakalım. Acaba oyun hep böyle karanlık mekanlarda mı geçecek? Çünkü ana menüde çok aydınlık sayılmaz. Hop! İşte tohum ekebilecek uygun bir ortam. Yani bura mı? He. Ne oluyor be? Aa! Ağaç... büyüyor. Ne oldu şimdi? Pek bir şey anlamadım ama neyse. Ah! Vay anasını! Kitaplarda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu ne be? Demir yumrukla öldür mü acaba? Ölmedi. Ah! Şşt! Umlenor! Oyukta parıldayan bir şey var. Nerede? Öleceğim evladım. Sormadan edemeyeceğim. Sen hala nasıl görüyorsun? Harbiden kitapsızsın. Benim sormadığım soruları ana karakter soruyor. Demir yumruk, demir yumruk. Sezgiler. Güzel, öldürdük. Bunu da aldık. Aa, canımız bayağı yenilendi. Çok güzel. Şu dolsun da öldüreyim şunu. Ben bu kadar kolay öleceklerini zannetmiyordum. Ben öldüremeyeceğimi düşünüyordum. Sadece bu arada attıkları şeyler zarar verebiliyor bize. Sanırım kendilerine dokunduğumda hasar almıyorum. Sanırım. Ah. Demir yumrukla da düşmanların canını okuyabilirsin. Bunu şimdi mi söylüyorsun bana? Ne? La bayağı hasar veriyor. Burada bir şey aldım. Ne aldım bilmiyorum ama. Neyse. Şurada bir şey var. Bu mor şeyler ne acaba? Aa, ateş atıyorum. Çok güzel. Cambarını yeni gördüm bu arada canavarı. Ne oluyor be? Öleceğim birader ya. Aa! Lan enerjim kalmadı. Çok fazla engel var ya. Her an ölebiliriz arkadaşlar. Güzel. Bir dakika, yukarıda ne vardı acaba? Ya önemli bir şey var mıydı? Aman neyse ya. Şimdi ölürüm. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Ah ne kadar aptalım. G ile asa ve karakter gelişim menüsünü açabildiğini söylemeyi unutmuşum. Eyvallah. Sağlık sınırını 20 artırır. Sağlık önemli. Hızı 0.5 artırır. Hmm, 20 puan harcıyorum ama. Tamam, sağ ol. Adreneos. Ne oldu? Öldün mü? Öldüm galiba. Ha, iyi. Tamam. Aa, tırmanıyorum. Ya çok karanlık olmuş oyun arkadaşlar.
Hayır hayır hayır. İyi, bölümler arası geçiş yapınca en azından can yenileniyor. Hala göremiyorum. Şu kırmızı top bir yok olsaydı. Nasıl yapacağız ki acaba? Şöyle zıplayıp mı space'e geçeceğim? Evet. Bu arada gerçekten kolay bir oyun değil, onu söylemek lazım. Ama eğlenceli dediğim gibi. Şu şey ne zaman gidecek? Heh, Z'ye basınca. Pardon. Neler oluyor? Neler oluyor? Top gibi sekiyoruz. Umlenor. Umlenor. Uyan. Of. Her yerim ağrıyor. Her yerim ağrıyor. O ne be? O ne oğlum? Ah. Ah. Bırak beni. Geberdik. Her yerim ağrıyor. Acayip acayip yaratıklar var. Bırak beni. Ya öldürebiliyormuşum. Ben de zamanla bırakacak falan zannediyorum. Ya yukarıda bir şey vardı ya. Taş vardı. Neyse öldük zaten. Bunu izleyen yapımcılar şu an bana şey gözüyle bakıyor olabilirler. Lan ne beceriksiz be falan. Ay ay. Allah Allah. Orada güzel şeyler var. Onları alıp çok da zıplayamıyoruz işin garip tarafı. İlginç. Demek ki onu almamamız gerekiyor hiç. Bayağı da canımı götürdü pislik. Ah! Niye bilmiyorum, orada zıplayamıyordum gerçekten. Şimdi şunu nasıl alsak acaba? Çok hasar veriyorlar. Çok hasar veriyorlar. Böyle böyle bir şekilde yapılıyor galiba ama. G'ye basalım. Oo, bayağı geliştirebiliyoruz. Şimdi demir ömrü artırır. Asa hasarını artırır. Mana yenilenme süresini azaltır. Hız önemli mi? Bas gitsin. Tamam. Güzel, hallettik ya. İşte bu kadar arkadaşlar. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Nereye gidiyorum? Ne? Neredeyim? Neredeyim ben? Bir dakika, şu gelen şey beni öldürebilir mi? Öldüremedi. Gidelim bakalım. Eseci. Evet arkadaşlar, menüye de dönemiyorum. Geliyorum birazdan. Evet, şükür ki kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Heh, şöyle bir sıkıntı var diyecektim. Müzik takıldı diyecektim. Onu olmadı. Gelirken hızlanmaya başlıyor pislik var ya. Zor düşmanlar var gerçekten ya.
Abi dibime girmiş, ben göremiyorum, ne ses çıkarıyor diyorum ben de. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi çekinmeyeceğim bundan sonra şu şeyi kullanmaktan. Asayı kullanmaktan. Bu arada orada görünmez bir boşluk var. Oradan... Hayır, alamadık yine. Neyse, aman başlarım ya. Allah Allah. Bir dakika. Hayır. Nereden gideceğim? Çok karışık, çok karanlık. Ne oluyor? Neler oluyor? Allah'ım ya Rabbim. Asa hasarını artırdığımız iyi oldu bu arada. Ay yine mi? Lütfen. Öldür beni. Yeter. Ya gerçekten merak ediyorum, yapımcılar burayı ne kadar sürede geçtiler acaba? Gel lan buraya. Bu ne şimdi? Ha, can onlar. Ha. Çok yavaş bir şekilde gitmem gerekiyor resmen ya. Şu sağlık sınırını arttıralım. Mana hasarı, demir yumruğu. Mana hasarını arttıralım. Demir yumruğu çok kullanacağımı zannetmiyorum ben bu oyunda. Şu büyü daha mantıklı niyeyse. Solda yer var mı acaba? Evet, geçtik. Güzel. Neredeyim ben? Heh. O ne be? Ünlem çıkınca. Lan ne oluyor? Yine mi sen ya? Ah. Şurada bir ışık var. Hayır. Çok karmaşık. Ne oluyor be? Aşağıda bir şey var. Işıklandırma güzel bu arada. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama oyun yapımı hakkında çok da bir bilgim olmadı hiç. Sakin ol Erdem. Sakin ol. Böyle sizlere sinir krizi geçirmek amacıyla yapılan flash oyunlar vardı eskiden. Onlar geldi aklıma bunu oynayınca. onları çok oynuyordu. PewDiePie çok oynuyordu. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, bir dakika, bir yürü git ya. Allah Allah. Şeyi tırmanırken ateş edemiyoruz bu arada. O kötü olmuş. Oyun kolay değil. Gerçekten değil.
Eminim denerseniz siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz ki acaba? Ne yapmalıyım ki acaba? Solda bir yer var mı? Yani canım da bayağı gitti. Bilemedim. Sağda bir şey var. Aa, acaba alttan mı geçeceğiz? En baştan başlattı. Bakın ben bu oyunlarda çok çabuk pes etmem ama bu bayağı zor. Ya oyun böyle arkadaşlar. Oyunu videonun başında da anlattığım gibi tanıtmak için oynadım şu an. Bu tabii ki ücretli bir reklam değil. Bir denemek istedim. Tabii ki bu tür oyunları denerken e-mail yoluyla oynamam rica edilen oyunları oynarken biliyorsunuz ben oyunu övmeye çalışmam. Ücretli bile olsa ki kanalda öyle bir şey şu ana kadar hiç olmadı. Övmem. Eksikleriyle artılarıyla size sunduğumu düşünüyorum bu oyunu. Siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Yapabilirsem biraz parlaklığı açmaya çalışacağım editörde. Ama olmazsa Wishood böyle bir oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.